Gençler günaydın. Yine bugün ilk iki dersimiz anatomi ve fizyoloji olarak başlayacak. Hatırlatması yapmak istiyorum. Okullarda tekrar yüz yüze eğitime geçtiğimiz hafta sınav planlaması da yapılacak. Ve muhtemelen ilk sınavlarınız da böylece başlamış olacak. O yüzden konulara geri dönüş yapma şansım ne yazık ki bulunmuyor. Online derslerimize lütfen katılın. Arkadaşlarınıza gereken bilgiyi verin. Çünkü dönüş yapma şansım olmayacak. Sizinle geçen hafta hareket sistemine başlamıştık. Neleri öğrenmiştik? Hareket sisteminin 3 tane bileşenini öğrenmiştik. Bu bileşenler nelerdi? Onları hatırlayalım. Kaslar, eklemler ve kemiklerin meydana getirmiş olduğu bu sisteme biz hareket sistemi adını veriyorduk. Bir de kemiklerin bir araya getirerek oluşturduğu çatı yapıya da iskelet dendiğini öğrenmiştik. Biliyorsunuz anatomi laboratuvarımızda bir adet iskeletimiz mevcut. Demek ki kemiklerin bir araya gelerek oluşturduğu çatı yapıya da iskelet diyecekmişiz. Bugün itibariyle sizinle kemikleri işlemeye devam edeceğiz. Kemikleri tamamladıktan sonra eklemlere, eklemler de tamamlandıktan sonra kaslara başlayacağız. Peki, kemiklerin görevleri vardı biliyorsunuz. Önem sırası yok, sadece maddelendirmek adına koruma görevi var biliyorsunuz. Neyi koruyordu? Vücudumuzda bulunan önemli iç organlarımızı koruyordu. Adı üstünde zaten hareket sistemi hareket etmemizi sağlıyordu. Ama neyle birlikte? Kaslar ve eklemlerle birlikte kemikler hareket etmemizden sorumluydu. Yine kemikler kalsiyum ve fosforu depolamaktan sorumluydu. Bir depoydu kemiklerimiz. Ne depoluyordu? Kalsiyum ve fosfor depoluyordu. Yine kemiklerde bulunan kırmızı kemik iliğinde kan hücreleri üretiliyordu. Kan hücrelerinin oluşumundan sorumluydu. Ve bir de onu nasıl yazalım? Dik durmamı diyelim. Vücudumuzun düzgün durması, dik durmasını sağlıyordu kemikler iskelet sayesinde. Buraya kadar var mı anlaşılmayan bir şey? Bunlar sınavda sorulur. Kemiklerin görevleri nelerdir yazınız diye sorulur. O zaman ne diyeceğiz? İç organları korur diyeceğiz. Hareket etmemizi sağlar diyeceğiz. Kalsiyum ve fosforu depolar diyeceğiz. Kırmızı kan iliğinden, kemik iliğinden kan hücrelerinin oluşumunu sağlar diyeceğiz. Ve vücudumuzun dik durmasını sağlar diye yazacağız. Bunlar kemiklerin görevleri. Bir soru var mı hocam herhangi bir şey? Biliyorum ki şu an var mı hocam? Bir önceki ders öğrendiklerimizi hatırlıyoruz. Kemiklerin görevlerini öğrenmiştik. Bir de ne öğrenmiştik? Kemiklerin çeşitlerini öğrenmiştik. Yine vücudumuzda
şekillerine göre biz altı grup, altı çeşit kemik olduğunu görmüştük. Bunlardan bir tanesi kısa kemiklerdi. Eni boyu birbirine yakın ve düzensiz görünümlü kemikler kısa kemikti. Örnek olarak da el ve ayak bileği vermiştik. Gövdesi boyuna göre kısa ya da eni boyundan kısa olan kemikler uzun kemiklerdi. Örnek olarak da kol ve bacak kemiklerini vermiştik. Bunlar da sınavımızda gelir. Uçları çıkıntılı, daha böyle yassı görünümlü kemikler, düz görünümlü kemikler, yassı kemiklerdi. Örnek olarak da alın kemiği, kalça kemiği, kürek kemiğini söyleyebiliriz. Bir de sternumumuz. Bu anlamda verebileceğimiz kısa, uzun, yassı, hiçbir kategoriye alamadığım, şekli şemalini bir şeye benzetemediğim kemik gruplarını düzensiz kemiklerde toplamıştık. Ne gibi? Örneğin, şunları örneğin. Elmacık kemiği, alt çene kemiği gibi. Kısa, uzun, yassı, düzensiz, darbe emici özelliği olan tendonların altında yer alan kemik tipiydi bunlar. En güzel örneğimiz de diz kapağı kemiğimizdi. Yani patellaydı. Son kemik çeşidi ise havalı kemiklerdi. Bunlar da içerisinde hava kanallarının olması sebebiyle havalı kemik ismini alıyordu. Örneğin etmoid ve sfenoid kemiklerimiz buna verebileceğimiz en iyi örnek. Etmoid ve sfenoid kemiğimiz bu kemik gruplarını verebileceğimiz en iyi örnekler. Hocam 5. maddeyi söyler misiniz kardeşim? Senin Efendim? 5. maddeyi söyler misiniz? 5'te hangi kemiği yazmıştık? Susamsıyı mı? Evet, susamsı kemik mi? Bana dönüş yapar mısın? Onu mu soruyorsun? Öyle mi? Ha. Kitabınızda var gençler. Hemen sayfasını söyleyeyim size. Oradan defterinize not alın lütfen. Bunlar tekrar olduğu için geçen haftanın konularıydı. Sayfa 62. Sayfa 62. Kemik çeşitleri. Bunlar geçen dersimizin konularıydı. Çünkü o yüzden kısa özet yaparak başlıyorum biliyorsunuz. Defterinizde olduğunu düşünmüştüm. Lütfen defterlerinizi tamamlayın. Burada işlediğim konular da defterlerinizde olsun. Yüz yüze eğitim başladığında defterlerinizi toplayacağım ve ilk notları oluşturmaya başlayacağım. Yani defter kontrolü yapacağım derse geldiğiniz hafta. Devam edelim mi hocam? Bakmışlar mı? Peki. Kemik çeşitlerini öğrendik.
Başka? Kafa kemiklerine geçecektik sanırım. Peki. Bir dakikanızı rica edeceğim. Siz onlara bakarken. Osifikasyon, onu unutmuşum söylemeyi. Son böyle ikinci dersimizin sonlarına doğru konuşmaya başlamıştım. Kemikleşme, osifikasyon. Osifikasyon. Şöyle yazalım. Çok kısaca da bundan bahsedelim. Dünyaya geldikten sonra vücudumuzda bulunan bazı bağ dokuların ve kıkırdak dokuların kemiğe dönüşmesini biz kemikleşme, yani osifikasyon diyoruz. Ne zaman başlıyor bu süreç? Bebek 1,5 aylık olduğu an itibariyle başlıyor. 20-25 yaşına kadar da devam ediyor. Yeni doğan, özellikle bir aylık bebeklerin kemikleri daha böyle esnektir. Kolay kolay çok büyük bir basınç ve güç uygulamadığınız sürece kırılmaz. Bunun sebebi bağ ve kıkırdak dokudan yana zengin olmasıdır. Ama 1,5 ayından itibaren o bağ ve kıkırdak dokular yavaş yavaş artık sertleşmeye, yani kemikleşmeye başlar. Bu sürece biz osifikasyon diyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yani yorulmuyor sonuçta. Neyi? Bunlar geçen ders işlediğimiz konu başlıkları. Yani isterseniz not alıp defterinizde eksiğiniz olmasın. Çünkü bu konu başlıklarına göre kontrol edeceğim ben de. Peki. Şimdi yeni konulara başlıyorum gençler. Bugün itibariyle yeni konumuza geçiyoruz. Yani daha doğrusu kemiklerle ilgili yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Yeni doğan bir bebeğin 270 tane kemiği vardır. Yeni doğan kemik. Ama bu bebek yetişkin bir birey olduğunda bu sayı 206'ya düşer. Yetişkin yılı. Demek ki yetişkin bir insanın bedeninde 206 kemik bulunurken yeni doğan bir bebeğin kemik sayısı, vücudunda bulunan kemik sayısı 270'miş. Lütfen not alalım bunu. Sonra tabii. Neden düşüyor? Neden düşüyor? Hemen söyleyelim. Çünkü bu kemiklerin bazıları yaş ilerledikçe birbiriyle eklemleşerek oynamaz eklemleri oluşturuyor ve tek bir kemik haline geliyor. O yüzden onları artık parçalı olarak değil de bir kemik olarak kabul ediyoruz. Rica ederim. Bebeğin anne karnından rahat çıkabilmesi için örneğin zihinsel gelişimini tamamlayabilmesi için, o beynin gelişebilmesi için bazı kemiklerimiz birbirine kaynamadan dünyaya geliyoruz. Ama sonra yaşımız ilerledikçe, zaman geçtikçe, gün aldıkça o kemikler birbiriyle oynamaz eklemler oluşturuyor ve birleşiyor. O yüzden sayı 206'ya düşüyor. Buraya kadar tamam mı gençler? Devam ediyorum. O zaman artık şunları siliyorum ve bugünün kemiklerle ilgili olan kemikleri işliyoruz şu an. Yeni konu başlığını atıyorum. Kemik grupları. Vücudumuzda bulunan kemiklerin yerlerine göre 4 gruba ayırdım. Bakın lütfen kemik çeşitleriyle karıştırmayın. Tamam mı? Çeşit başka bir şey. Çeşit dediğimde kemiğin şekli aklınıza gelsin.
Ama grup dediğimde vücudumda bulunan bölgelere ayırıyorum ve o bölgelere göre isimlendiriyorum. Öğreneceğimiz ilk kemik grubumuz kafa kemikleri. Bunları lütfen siz de benimle not alın. Hatta şöyle yapayım. Bir dakika. Kemik grupları diye konu başlığımızı açtık. Şurası. Kafa kemikleri. Şöyle bir şey çizeceğim. Gövde kemikleri. Alt ekstremite kemikleri. Ve üst ekstremite kemikleri olarak dört grupta kemikleri öğrenmeye başlayacağız. İsimlerini öğreneceğiz. Burada net miyiz? Lütfen kemik çeşitleriyle kemik gruplarını karıştırmayın. Kemik çeşitleri dediğimde vücudumuzda altı çeşit, altı farklı yapıda kemik bulunuyor. Ama kemik grupları dediğimde vücudumdaki bölümler, hani daha önce de ilk dersimizde bölümlere ayırmıştık ya vücudum. İşte o bölümlere göre vücudumuzdaki kemiklerin isimlerini ve nerede olduklarını öğreneceğiz. Aradaki farkı lütfen iyi kavrayın. Dört çeşit kemik grubu öğreneceğiz. Kafa kemikleriyle işe başlayacağız. Sonra gövde kemiklerini, üst ekstremite ve alt ekstremite kemiklerini öğrenerek bu dersin kemiklerle ilgili olan bölümünü bitireceğiz. Eklemlerle ilgili olan bölümle başlayacağız. Anladıysanız lütfen tamam, okey ya da parmak gönderin. Tamam mı? Şu kısmı aldıysak ben kafa kemikleriyle işime devam etmek istiyorum. Anladık mı Şener Hocam? Peki. Şu an anlaştık. O zaman bu bir süre kalsın. Siz de haritayı daha net görün. Şuraya genel başlık olarak, daha doğrusu alt başlık olarak kafa kemikleri. Ossa cranium diyeceğiz. Hadi bakalım atın başlığımızı kafa kemiklerini öğrenelim. Peki. Benim yüzüm de dahil olmak üzere kafa tasımda bulunan, kafa iskeletimde bulunan toplam 22 tane kemik var. Bu 22 kemiğin eklemleşerek oluşturduğu, meydana getirdiği iskelet bütününe ise kranium ya da diğer adıyla krani diyeceğiz. Tamam? O zaman şöyle düzelteyim şunu. Şuraya krani diyelim. Kitabımızda da o şekilde geçiyor çünkü. İkisi de doğru, yanlış değil. Tanım olarak da şunu yazıyoruz. 22 adet kemiğin, okuyayım mı yazayım mı bilmiyorum, birbiriyle eklem yaparak kemiğin birbiriyle eklem yaparak oluşturduğu iskeleti, kafa iskeletini ama kranium denir. Dolayısıyla kraniumunuzda kaç kemiğiniz varmış? 22. Anlaştık mı? Kaput diye öğrendiğimiz bölüm vardı ya, hani şuradan buraya kadar olan bölümümüzdü. İşte burada bulunan tüm kemiklerin eklemleşerek oluşturduğu iskelete, kafa iskeletine kranium denir ve tam 22 tane kemik bulunur.
krenyumun 2 bölümde inceleyeceğim. Beyni çevreleyen kısmına nörokrenyum, burundan itibaren kalan kısmını ise viserokrenyum diyeceğim. Tamam mı? Beyni çevreleyen kemiklere nörokrenyum, yüzü çevreleyen, burundan itibaren olan kısmına ise viserokrenyum diyeceğim. Bunları umarım not alabiliyorsunuzdur. Demiştim ya, 22 tane kemikten oluşuyor krenyum diye. Bu 22 kemiğin 8 kemiği nörokrenyumda, kalan 14 kemiği viserokrenyumda bulunuyor. Hadi bunu bir şekilde yazalım. Tekrar söylüyorum. 22 adet kemiğin eklem yapması sonucunda kafa iskeletine, meydana gelen kafa iskeletine krenyum denir. Krenyum, beyni saran kemiklerin oluşturduğu yapıya nörokrenyum, yüzü burundan itibaren alan kemiklere ise viserokrenyum denir. Toplamda 22 adet kemiğin 8 tanesi nörokrenyumda, 14 tanesi ise viserokrenyumda bulunur. Devam edebilir miyim? Siliyorum. Yazdım arkadaşlar. Biraz bekleyelim hocam. Peki. Ben yukarıyı siliyorum. Altı siz devam edin. Peki, o zaman siliyorum. Şimdi söyleyin bana, ossa kranide kaç tane kemik bulunuyormuş? Ossa kranide kaç tane kemik bulunur? Yazmayı biliyorsunuz değil mi gençler? Doğal kemiklermiş, derin kemiklermiş. Evet. Başka? Sadece iki kişi mi bilgisayar kullanmayı biliyor? Ahmet Yemekli'ymiş. Harikasınız. Peki. Başkan Yemekli'ymiş. Harikasınız. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Bu 22 kemikten nörokrenyumda bulunanları kaç taneydi? Nörokrenyumda bulunanları. 8 tanesinde Ahmet Yemekli. Harikasınız. Süper. Çok teşekkür ederim. Viserokrenyumda bulunanlar kaç taneydi? 14. Harika. Tamam. Teşekkür ederim gençler. Şimdi kemik gruplarından kafa kemiklerine devam ediyorum. Siz yeniden başlık atmayın. Ben sildiğim için yazıyorum. İkiye ayırmıştım ya. Önce nörokrenyum var önce sizinle. Tamam mı? Bu 8 kemiğimiz nerede bulunuyormuş onu göreceğiz. Önce beni takip edin. Sonra kitabınızı açtıracağım. Lütfen herkes beni izlesin. Hatta benimle birlikte siz de tekrarlarsanız öğrenmenin daha başarılı olduğunu biliyorsunuz artık. Hazırlıklarımızı yapalım. Öğreneceğimiz ilk nörokrenyum kemik, yani 8 kemikten ilki frontal kemiğimiz, yani alın kemiği. Bakın tek elle gösteriyorum. Bir tane çünkü. Frontal kemik, alın kemiği, frontal. Hepinizin ekran karşısında dokunduğunu düşünüyorum. Çünkü neydi? Bedenimiz anatomi dersi için en güzel kopyaydı. Üstünde taşıyordu bütün dersi. Dokunun ve şuradaki sert kemiği hissedin.
yassı kemik demiştik değil mi? Bakın dümdüz. Şöyle hafif bastırırsanız hissedeceksiniz. Frontal kemik. Sonra ellerimin ikisini birden kullanarak tepemin üstüne getiriyorum. Tam şurada bulunan iki tane kafatası kemiğim var. Bakın iki tane. Parietal kemik. Şunlar. Frontal. Parietal. Sonra yine tek eli düştüm. Hemen arkaya götürüyorum elimi. Oksipital kemik. Bakın şurası. Dokunursanız hissedeceksiniz zaten kemiklerinizi. Oksipital kemik. Sonra tekrar iki ele çıkıyorum. Bakın şöyle kulaklarımı da içine alacak şekilde. İki tane. Temporal kemik. Frontal, parietal, oksipital, temporal. Kaç oldu? 1, 3, 4, 7, 6. 6 tane oldu. 1, 3, 4, 5 ve 6. kemiklerimiz. Kalan 2 kemiğimiz daha var ama onu görebilmemiz için kafatasımızın içini açmamız lazım. Orada da etmoid ve sifenoid kemik bizi karşılayacak. Kitabınızda hemen söylüyorum. Sayfa 69. Şöyle yaptığımda gözüküyor mu? Ekran gözüküyor mu hocam? Peki. Bakın, şu hafif morumsu gibi gözüken kitabınızdaki yer tarihçe frontal kemiğimiz, alın kemiğimiz. Şu kahverengili ve iki adet bulunan parietal kemiğimiz. Hemen arkasında, kafatasımızın arka tarafında bulunan tek kemik oksipital kemiğimiz. Bakın şuradaki şakak kemiği de olarak bildiğimiz temporal kemik. Hem sağ tarafımızda hem sol tarafımızda var. Kafatasımın içine doğru ilerliyorum. Şurada yeşille gösterilmiş ve kelebeğe benzeyen şekil sfenoid kemiğimiz. Hemen üzerinde sarıyla gösterilmiş böyle hafif bir üçgene, prizmaya benzeyen şekil itibariyle şuradan görüntüsünden bahsediyorum. Etmoid kemiğimiz yer alıyor. Böylece 8 tane kafa kemiğini görmüş olduk. Sayfa 69'da. Ben şimdi sizden ufak ufak not almanızı isteyeceğim. Hemen süremize bakıyorum. Bir dakikamız kalmış. Frontal kemik ve parietal kemikle ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Ama kafa kemiklerini lütfen siz de yazın. Şöyle yazalım. Os. Kemik. Os. Kelime hatası yapmayalım. Kemik. Bu iki sileyi not düşünmeyeceğim ama oksipitalden itibaren ufak tefek notlarımız olacak. O yüzden lütfen yanlarına boşluk bırakın, tamam mı? Oksipital kemik. Siz de benim gibi yazın. Kitabınızda sayfa 69'da var. Eğer okuyamayanlar varsa oradan not olabilir. Tamam. Moladan sonra devam edelim. Kaç kişi olmuş hocam? Onu da öğreniyorum. Peki ama katılım hala istediğim düzeyde değil. Çünkü 3 tane 10. sınıfsınız. Bu sayı çok az. Katılmayanlar için çok büyük kayıp. Ben bu şekilde söyleyeyim. Peki kafa kemiklerinden devam ediyoruz gençler. Biraz daha ayıldık. Bu 10 dakikada siz de çayınızı, kahvenizi içmişsinizdir herhalde. Kendinize geldik. Sizin de bu şekilde nörokranium deyip kemikleri altına yazmanızı istiyorum. Şunları belirtmeme gerek var mı? Neden 8 kemik? 1, 2, 1, 2, 1, 1. Toplamda 8 kemik buradan geliyor. Tamam. Frontal kemik ve parietal kemik için bir şey demeyeceğim ama oksipital kemik için hemen şuraya bir pencere, şöyle bir ok çıkartıyorsunuz. Şöyle bir kutucuk yapıyorsunuz. İçine söyleyeceğim cümleyi yazıyorsunuz. Diğerleri için aynı şeyi yapacağız. Oksipital kemiğimiz başın
gövde ile bağlantısını sağlayan kemiğimiz. Bunlar kitabımızda var mı yok mu bilemiyorum. Şöyle yazalım. Başın gövde ile bağlantısını sağlar. Oksipital kemiğimiz. Temporal kemiğe geçiyorum. Denge ve çünkü nerede bu temporal kemiklerimiz şöyle kulaklarımızın içine alıyordu. İşitme ve denge ile ilgili yapıları barındırır. İşte denge ve işitme ile ilgili yapıları barındırır diyeyim, içerir diyeyim. Bu yüzden temporal kemiklerimize sert bir darbe geldiğinde işitme ya da denge kaybıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bir özelliği daha var. Beyne giren ve çıkan önemli damarlar yine bu bölgeden geçer. O yüzden de temporal bölgemiz oldukça önemli. Yazılıyor mu acaba? Yazılmaya yazdıklarsan. Evet. Yazıyorlar hocam, biraz bekleyin. Tamam. Daha düzgün yazın. Hani yanlarını ona göre boşluk bırakın. Ben tahtam küçük olduğu için bu şekilde kullanabiliyorum. Sfenoid kemiğimizin içinde iç salgı bezlerimizden olan hipofiz bezimiz bulunuyor. Hipofiz bezi nerede bulunur sorusunun yanıtı sfenoid kemiğin altında şeklinde olacak. Etmoid kemik, havalı kemik demiştik hatırlarsanız. Örnek olarak etmoid kemiği vermiştik. İşte içi hava dolu sinüs kanalları bu kemikte yer alıyor. Ayrıca birinci kafa siniri olan nervus olfacterius buradan geçiyor. Şuraya. Geçer diye. Tamam. Toparlıyorum. Oksipital kemik, beyin ve gövdenin arasındaki bağlantıyı sağlayan kemik. Temporal kemik içerisinde denge ve işitme ile ilgili olan birimleri barındırıyor. Aynı zamanda beyne giriş çıkış yapan önemli damarlar buradan geçiyor. Sfenoid kemik hipofiz bezini barındırıyor. Etmoid kemik içi hava dolu sinüs kanallarını bulunduruyor içinde. Aynı zamanda birinci kafa siniri olan nervus olfacterius yani koku sinirimiz de burada bu kemiğin altında bulunuyor. Buradan geçiyor. Tamam? Siliyorum. Sileyim mi ben arkadaşlar? Sonlama yazımı ile sormuştum hocam en alt sorudan galiba. Buraya mı?
İçi hava dolu, içi hava dolu sinüs kanalları buradadır. Ayrıca birinci kafa siniri nervus olfaktörüsü oluşturan yapı buradan geçer. O kadar bilseniz benim için yeterli. Koku siniri. Bunu oluşturan yapı buradan geçiyor. Nervus olfaktörüsü. Sinir sistemini işlemeye başladığımızda 12 tane kafa sinirini öğreneceğiz sizinle. O yüzden acele etmeyin. Bu da öğreneceğimiz sinirlerden bir tanesi. 12 kafa çiftli sinirinden biri. Siliyorum. Peki, yani hocam. Hala nörokrenik konuşuyoruz. Şimdi bir tanım yazacağız. Tüm beyni içine alan kafa kemiklerini birbiriyle oynamaz eklemler yaparak dikiş izi şeklinde oluşturduğu yapılara sütura denir diyeceğiz. Peki, şimdi kafamdan toplayayım, bir daha yazayım. Beynim diye başlamıştım. Öyle başlayalım. Tüm beyni içine alarak kafa nörokraniyumdan bahsediyorum ama kafa kemiklerini oynamaz eklemler ile tüm beyni içine alarak kafa kemiklerini oynamaz eklemler ile birleşmesi sonucunda ortaya çıkan dikiş izi şeklindeki yapıya sütura denir. Şimdi tanım bu. Niye sütura diyoruz? Çünkü biliyorsunuz tıpta dikiş atmaya sütur atmak denir. Bu da şekil itibariyle dikiş izine benzetildiğinden dolayı adını sütura demişler. Sayfa 73. Bir açın sayfa 73'ü. Şimdi ben size şöyle güzel bir kafa çizeyim. Siz de benimle birlikte çizeceksiniz. Önce dinleyin, anlayın, ondan sonra. Bu bizim kafatasımızın böyle tepeden görüntüsü gibi düşünebilirsiniz. Şurası bizim frontal kemiğimiz. Parietal kemiklerimiz ve oksipital kemiğimiz. Tamam mı? Bu kafa kemiklerinin birbiriyle oynamaz eklemlerle birleşmesi sonucunda ortaya çıkan bu dikiş izi görünümündeki yapıya sütura diyorum. Olay bundan ibaret. Şunlar, bunların tamamı sütura. Anlaştık mı? Bir çizim. Şurada görüntü kirliliği yapmaması için şunlara sadece baş harfleriyle hitap edelim. F'nin frontal kemik olduğunu biliyoruz. F'nin
faaliyetel kemik olduğunu biliyoruz. O da oksipital kemiğimiz. Şöyle. İşte kafatasımızda oynama eklemler yaparak dikiş izi şeklinde bir görüntü elde ettiğimizde buna verdiğimiz bizim olay bundan ibaret. Herkes anladı mı? Lütfen anlayan okey, anladım. Yani bir şekilde anladığını bize ifade etsin ki ilerleyin. Şu dikiş izi şeklindeki görüntülere biz sütüre diyoruz. Anlamışım hocam. Harika. Tabii ben olayı bu kadar basit bırakır mıyım? Hayır, şanıma yakışmaz. Şimdi bu sütüraların bir de isimleri var, onları öğreneceğiz. Hemen yeniden bir şekil çiziyorsunuz. Siz de benimle bir kafatası şekli az önceki gibi. Şöyle hafif ova izi. Hemen sütralarımı çiziyorum. Kemiklerimi yazıyorum. Frontal kemik, parietal kemikler ve oksipital kemik. Buraya kadar tamam mıyız? Şimdi lütfen beni iyi dinleyin. Sınavda ben size kafatasını kendim çizerim. Şöyle de bir ok çıkartırım. Çünkü önemli olan gördüğünüzde onun o kemik ya da o eklem olduğunu anlamanızdır benim için. Dinle. Frontal kemik ile parietal kemiklerin yapmış olduğu oynamaz eklemle, yani şuradaki sütüraya sütüra koronalis diyeceğim. Anlaştık mı? Sütüra koronalis. Şu A. Şu L. Nalis. Tekrar söylüyorum. Frontal kemik ile parietal kemiklerin oynamaz eklemler yapması sonucunda oluşan sütüraya sütura koronalis diyeceğim. Şu. İki tane parietal kemiğin oynamaz eklem yaparak oluşturduğu sütüraya ise sütura sagittalis diyeceğim. Şu. Tamam. Sütura koronalis, sütura sagittalis. Parietal kemiklerle oksipital kemiğin yapmış olduğu bu sütüraya ise sütura lambdaideia diyeceğim. B'yi unuttum şu anda. Lambda, idde, lambda, idde. Bir daha yazayım mı? Burası okunmadı galiba. Şu. Lambda, idde, a. Okumuyor mu yazım? Ne kadar şeyle yapsam bir yerde kayıyor maalesef. Tamam. Sütura koronalis, sütura sagittalis, sütura lambdaidea. Şurası. Anlaşılan bir şey var mı? Aslında çok kolay değil mi? Diliyorum. Lütfen bunu bir şekilde öğrenin. Yani sütura koronalis nedir? İşte frontal kemik ile parietal kemiklerin yapmış olduğu oynama eklem sonucunda ortaya çıkan sütüraya denir demenize gerek yok. Aman işte burası. Tamam. Ama bunun frontal kemik, bunların parietal kemik olduğunu bilin. Biraz bekleyin hocam. Peki. Bu bizim kafatasımızın tepeden görüntüsü gibi düşünebilirsiniz. Yani ressam olmamıza gerek yok. Maksat işimiz görür. Daha böyle teknik bir çizim görmek isteyenler sayfa 73'e bakabilirler.
bununla silip devam ediyorum. Siz de benim gibi bir yeni kafatası daha çiziyorsunuz. Hemen kemiklerle birlikte sütunları da koyun. Çünkü sütura ile birlikte şimdi yeni bir kelime daha öğreneceğiz. Fonticulus. Bıngıldak. Hani bebekler yeni doğduğunda anneler ya da büyükler aman çocuğun kafasına dikkat et, daha bıngıldağı kapanmadı falan derler, mutlaka duymuşsunuzdur. Daha hassas davranırlar kafanın darbe alması için. Bunun sebebi şu, bebeğin anne karnından, rahminden rahat çıkabilmesi için, yani doğum kanalından rahat geçebilmesi için henüz daha bu kemikler tam olarak eklemleşmemiş oluyor. Ve bir sebebi daha var. Kafatasıyla birlikte beynin de büyüyebilmesi lazım ki çocukta bir takım zihinsel gerilikler, anormallikler oluşmasın diye. O yüzden 6. ay itibariyle ana bıngıldağın, yani şurada öğreneceğimiz Bregman noktası diye adlandıracağımız şu bıngıldağın Bregman noktası. Ve tabii ki bir sonraki lambda noktası diye öğreneceğimiz ikinci lambda. Lambda ideaydı ya, oradan aklınıza geldi. Onu kısaltması. Lambda noktası. Ve size burada anlatmadığım iki şakakta, iki tane de şakak arkasında bulunan toplam dört tane sağda ve solda olmak üzere bıngıldakların kapanmasını bekleriz. Zamanından önce kapanırsa beynin gelişiminde problem oluşturacağı için sorun olur. Bir yaşından kadar kapanmamış olursa, ki bir yaş artık üst sınırdır, yine bu sefer başka bir problem vardır diye düşünülebilir. Kemikleşmeyle ilgili o da bir sıkıntıdır. Yani ortalama 6 aylıkken bıngıldakların biz kapanmaya başlamış olmasını bekleriz. Fonticulus'un bıngıldak olduğunu öğrendik. Sütura coronalis'le sütura sagittalis'in kesişim yaptığı en büyük bıngılda Bregman noktası. Sütura sagittalis'le sütura lambda idea'nın kesişim yaptığı ikinci bıngılda ise lambda noktası diyeceğiz. En büyük bıngılda bu, ikincisi bu. Diğerleri şöyle, şu kısımlarda var. Ama onları ben size vermeyeceğim. Tamam mı gençler? Bregman noktasıyla lambda noktasının neresi olduğunu anladık mı? Ben size sınavda şöyle bir kafatası çizerim. Tabii biraz daha düzgünlüğü çizerim. Bu sütunun adı nedir diye gösteririm okla. Şu nedir diye sorarım. Ya da şu noktanın adı nedir diye böyle ok çıkartıp gösteririm. Eğer şöyle daire içine alıp gösterirsem sizden bıngıldakların yerini, fonticulus'ların yerini görmek istediğimi anlayın. Sadece çizgiyi gösterirsem sütura'nın ismini istiyorum demektir, onu anlayın. Ama şöyle kafatasını koyar, ki daha düzgün bir kafatası koyarım merak etmeyin. İşte yerlerini sorarsam o zaman da bilin ki sizden kemikleri istiyorumdur. Buraya daha düzgün bir kafatası koyarım, siz merak etmeyin. Ama bıngıldaklar için ve sütüralar için bu şekli göreceksiniz. Anlaştık mı? O yüzden lütfen ezberleyene kadar çizin. Tekrar etmem ister misiniz bıngıldakların yerini? Bregman ve lambda noktasını yeniden anlatmamı isteyen var mı? 3 saniye bekliyorum. Olur hocam. Olur hocam. Peki. O zaman ne yapıyoruz? Yeniden kafatasımızı çiziyoruz. Şu hangi sütura idi bizim? Coronalis. Sütura
koronalistir. Strokoronalisle Stura, şu da hangisiydi? Stura sagittalisti. İkisinin yapmış olduğu şu kesişim yerindeki bıngıldağı, yani şu ikisinin kesişim yaptığı yerdeki bıngıldağı Bregman noktası diyorum. Stura sagittalisle, bakın bu ortak kesişim. Stura sagittalisle Stura lambda idea'nın L şu. Lambda idea'nın yapmış olduğu kesişimdeki fonticulus'a yani bunda ise lambda noktası diyorum. Tamam? Şu hep B'yi unutuyorum ya. Lütfen siz unutmayın. Lambda noktası. Söylerken çıkıyor da yazarken unutuyorum. Bu Bregman noktası, bu lambda noktası. Son kez tekrarlıyorum. Kafalar karışmasın. Stura koronalis ile Stura sagittalis'in kesiştiği nokta Bregman noktası. Stura sagittalis ile Stura lambda idea'nın birleştiği nokta lambda noktası olarak adlandırılır. Bunlar iki tane önemli bıngılda fonticulus. Anlaşıldı mı gençler? Peki. Devam ediyorum o zaman. Biz sizinle şimdi kafa kemiklerini öğrendik ya. Daha doğrusu bir kısmı kafa kemikleri. Nörokraniyumdaki 8 kemiği öğrendik. Buradaki sütraları öğrendik. Sütraların kesişim yerlerindeki bıngıldakları öğrendik. Tamam. Sıra geldi. Yani 14 tane yüz kemiğini öğrenmeye. Tamam. Kitabınızdan sayfa 70'i açmanızı rica ediyorum. Oradaki kemikleri yazmanızı istiyorum. Sayfa 70 sayfa 70. Ama ondan önce benimle birlikte tekrarlayın. Alt çene kemiğiniz ve tek yüzümüzdeki tek oynar eklem, bakın. Görüyor musunuz? Maskesiz olmak ne güzel. Tek oynayan eklemimiz, ismi, Latince ismi mandibula. Dokunun mandibulanıza, aç kapayın bakın. Oynadığını hissedeceksiniz. İşte vücudumuz, yüzümüzde bulunan tek oynar eklemimiz, kafada bulunan, kraniyumda bulunan ya da ossa kranide bulunan tek oynar eklem. Mandibula. Hemen üstündeki maxilla. Mandibula, maxilla. Şurada dokunun çıkıntılarınızı, zygomaticum, dokun bak, hissedersin, zygomaticum, yani elmacık kemikleri diyorum. Şu burnunuzla gözlerinizin kesiştiği yer, lacrimal, rimel sürmekten aklınıza geldi, lacrimal, yani gözyaşı kemiği. Şurada hissettiğiniz, şöyle yapın, nazal kemik, burun kemiğiniz. Nazal kemik. Elinizi ben şu an sokamıyorum hijyen açısından. Şöyle damağınıza değdiğinizde o damak kısmı palatinum hissedin, itin şöyle dedi. Palatinum, damak kemiği. Başka ne kaldı? Bakın şuraya dokunun. Maksillanızla nazal kemiğinizin burada kesiştiği, şurada bir sertlik var ya, orası vomer. Vomer. Elinizi burnunuzun içine sokamayacaksınız ama kitabınızda var. Orada iki tane kanatçık var. Ona konka nazalis diyoruz. Konkalar, nazalis, konka nazalis. Bir de yine göremediğimiz şu kısımda hiyoid,
Yani dil kemiğimiz var. Hani dilin kemiği yok derler ya, aslında var. O yüzden ağzınızdan çıkan kelimelere sahip olabilirsiniz. Anlaştık mı? Kitabınızda bunları ezberleyeceksiniz. Yine ben sınavda size bir kafa iskeleti veririm. Şurada olduğu gibi. Karşılarına da oklar çıkartırım. Siz de o okların karşısına hangi kemik olduğunu yazarsınız. Evdesiniz, ayna karşısına geçerek benim size anlattığım gibi sizin de kendinizi anlatmanızı istiyorum. Başka türlü ezberleyemeyiz. 8 tane kafa kemiğini, 14 tane yüz kemiğini bu şekilde tamamlamış olacağız. Unutmayın, yüzümüzde bulunan oynar eklem bir tek mandibula da var. Alt çene kemiğimiz. Üstü maxilla, zygomaticum, lacrimal, vomer, nazal. Bir de kitabınıza geçmiyor ama göz çukurumuz var, orbita dediğimiz, onu da öğrenelim. Başka ne kaldı söylemedim. Ha, hiyoid kemik, dil kemiği şurada, palatenum, damak kemiği, bir de konka nazalis var. Burnun içinde iki tane kanatçık şeklinde. Anlaştık mı? Frontal, parietal, temporal, occipital, sfenoid ve etmoid kemiğini öğrenerek yüz kemiklerini, yani ossa craniumu, kraniyi bitirdik gençler. İyi bakın kendinize, lütfen tekrar edin.